Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle annemin yıllardır yaptığı ve de herkes tarafından beğenilen Türk mutfağının geleneksel sütlacını yapacağım. Ben hemen vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle klasik su bardağıyla pirinç kullanacağım. Üzerine ilk etapta 1 litre su ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada sıcak su ilave ettim. Zamandan tasarruf etme adına. Pirincime 3 kilo süt kullanacağım. Ben bugün fazla yapıyorum. Çünkü biz kalabalık bir aile olduğumuz için bize anca yeterli geliyor. Yani 1 kiloya 1 su bardağı, 200 milimlik su bardağıyla pirinç kullanıyoruz. Pirincimizi tamamıyla yumuşayana kadar kaynatmamız ve de haşlamamız gerekiyor. Pirinçlerimi ara ara karıştıracağım. Dibine tutmasını istemiyorum. Bir taraftan da sütümü kaynatacağım. Ocağımın altını yaktım. Pirinçlerim haşlanırken sütüm de bir taraftan ısınmış olacak. Bu detay önemli. Sütümüzün sıcak olması gerekiyor. Yani haşlanmış pirince soğuk süt veya oda ısısında süt ilave etmeyin. Yumuşayan pirinçlerinizi dirileştirir. Yani o güzel böyle ağızda dağılan sütlaçtaki pirinç tadını alamazsınız. Şimdi iyice kaynatacağım. Suyunu çekmesini bekleyeceğim. Eğer suyum yetersiz gelirse bir miktar daha su ilavesi yapacağım. Onu da yine sizlere ölçerek vereceğim ki ölçülü olarak yapabilirsiniz. Ara ara haşlanan pirincimizi karıştıralım. Çünkü dibine tutma ihtimali çok yüksek. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma bana destek olmak için abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim butonunu aktif hale getirirseniz yine tariflerimizden ilk siz haberdar olursunuz. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Olumsuz da olsa sizlerin yapmış olduğu yorumlar benim için çok kıymetli ve çok değerli. Yine denediğiniz tariflerden geri dönüşüm yaparak memnuniyetinizi veya olumsuzluk varsa olumsuzluklarınızı ifade edebilirsiniz. 3 su bardağı yani klasik su bardağıyla 3 su bardağı pirinç haşlıyorum. 1 litre su koymuştum. Bakın bu su yetersiz gelecek. Şimdiden belli oluyor. Su bardağı pirincimize 1 litre su koymuştuk. Yetersiz geldi. Pirinçlerim istediğim kıvamda yumuşamadı. O yüzden 2 bardak daha su ilave ediyorum. Yani toplamda şu anda 7 bardak sıcak su ilave etmiş olduk. Pirinçlerim bu suyu da çekecek. Daha sonra yine su ilave edip etmeyeceğime karar vereceğim. Normalde ben ilk defa ölçülü yapıyorum. O yüzden de sizlere tam ölçülü vermek istiyorum. Bu arada pirincimi haşlamaya vermeden önce yıkadım. 2 kere yıkamam yeterli oldu. Çünkü nişastası kıvam vereceği için pirincin çok fazla yıkamadım. Ara ara kontrol edip su ilave edeceğim. Çünkü pirinçlerimin yumuşacık, pamuk gibi ve de zamasını istiyorum. Daha sonra sütümü ilave edeceğim. 1 su bardağı daha ilave ettim. Toplamda 8 su bardağı sıcak su ilave etmiş oldum. Çocukluğumuzda annelerimizin bize yaptığı geleneksel sütlaçlarımızın aynısı ve de muhteşem bir lezzet oluyor. Benim sık sık yaptığım bir tarif ve başka tariflere de kaymıyorum. Kıymetli dostlar, 3 bardak pirincime tam 11 bardak sıcak su ilave ettim. İstediğim kıvama da geldi. Bakın, pirinçlerim yumuşadı. Yumuşayan pirinçlerimin üzerine bir tarafta kaynatmış olduğum 3 litre sıcak sütümü ilave ediyorum. Bu arada pirincimi dibine tutturmadan ara ara karıştırarak kaynattım. Şimdi sütümüzle bir güzel karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Pirinçlerimiz iyice tane tane olana kadar ve sütün içinde pirinç yoğunluğunu
görene kadar pirincimizle sütümüzü haşlayalım. Pirincimin büyüklüğünü göstermek istiyorum. Bunlar sütle birlikte haşlandıkça iyice uzayacak. O zaman sütlacımızın olmaya yakın olduğunu anlayacağız. Tabi ara ara karıştırarak, kontrollü olarak pişirelim. Sütlacımızı taşırmayalım. Dikkat ettiyseniz şu anda şeker ilavesi yapmadım. Sütümle pirinçlerimin iyice haşlanıp, pirinçlerim iyice uzadıktan sonra şeker ilavesi yapacağım. Bunu da ifade etmiş olayım. Sütlacımızı kontrollü olarak kaynatmaya devam edelim. Ara ara karıştırıp sütlacımızın kıvamına bakalım. Bakın karıştırıyorum, pirinç yoğunluğu daha görünmüyor. Bakın pirinçlerim bayağı uzamış. Biraz daha uzamasını istiyorum. Tamamıyla pamuk gibi olmasını istiyorum. O yüzden kaynatmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bu arada ifade etmeyi unuttum. Sütlaçta kullandığınız pirincin su kaldırma ölçüsü değişebilir. Ben baldo pirinç kullandım. O yüzden suyu fazla kaldırdı. Sizler kırık pirinç kullanacaksanız veya daha az su kaldıran bir pirinç kullanacaksanız, haşlarken pirincinizi yine suyunuzu kontrollü olarak koyun ki daha sonra çok sıvı bir sütlaç veya çok koyu bir sütlaçla karşılaşmayalım. Bu önemli bir detay. Nasıl pilavda kullandığınız pirincin kalitesi hem tane tane hem de çok lezzetli oluyor, yine sütlaçta da kullandığınız pirinç önemli. Yine her türlü pirinçle yapabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama pirincinizi haşlarken kullanacağınız su miktarı değişiklik gösterebilir. Evet, sütlacımın biraz daha kaynaması gerekiyor. Bu arada sürede de değişiklik gösterebilir. Yine haşlama süresinde de sütlacınızın daha çabuk veya daha uzun süreli pişmesinde de pirincin yapısı etkendir. O yüzden buna dikkat edelim. Tamamıyla sütlacımızın şekerini koyma oranının geldiğini nasıl anlarsınız? Bakın karıştırırken kaşığım biraz zorlanıyor, ağırlaşıyor. Şöyle karıştırdığınız zaman da pirinç yoğunluğunu rahat olarak görebiliyorsunuz. Karıştırırken pirinçler görünüyor. Hemen şöyle kaşığımızla bakalım. Bakın şöyle eziyorum. Tam kıvamına gelmiş pirincimizin yumuşaklığı. Yine sütlacımızın kıvamı da yerinde. Sütlaç bizim geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi. Doğal sütle sizlere geleneksel sütlacımızı yapmaya çalıştım. Sütlacımız bu kıvama geldikten sonra 4 su bardağı şeker ilave edeceğim. Normalde sütlü tatlılara 1 kilo süte 1 su bardağı şeker koyarız. Sütlaçta bu şeker oranı yetersiz geliyor. O yüzden ben 1 bardak fazla koydum. Şimdi sütlacımda iyice şekerimin karıştırarak erimesini sağlayacağım ve tadına bakacağım. Eğer tadı yerindeyse şeker ilave etmeyeceğim. Şeker miktarı azsa bir miktar daha ilave edeceğim. Şekerimi ilave ettikten sonra sütlacımı bir 5-10 dakika kadar şeker ilavesinden sonra yine kaynatacağım. Şekerin pirinçlerimin içine de geçmesini istiyorum. Bakın muhteşem bir sütlaç görüntüsü. Şeker girdikten sonra pirinç biraz dirileşir. O yüzden şeker ilavesi yapmadan önce pirincimizin tamamıyla yumuşaması gerekiyor. Bu püf noktasına dikkat edelim. Bakın gördüğünüz gibi karıştırırken pirinçlerimle sütlacımın suyunun oranı aynı. İnanın bu tarif ne sulu oluyor ne de kas katı oluyor. Tam böyle kıvamında, orta kararda bir sütlaç oluyor. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla birlikte en güzel sütlaç nasıl yapılır anlatmaya çalıştım. Ocağımın altını
açıyorum. Çabuk kaynamasını istiyorum sütlacımın. Şeker tadını kontrol edeceğim. Normalde orta kararda şekerli sevenler için 4 su bardağı yeterli ama ben soğuduktan sonra şeker azalacağı için 1 bardak daha ilave edeceğim. Yani toplamda 5 su bardağı şeker ilave etmiş olduk. Aynı zamanda bu miktar sizin için fazlaysa sütlaç olarak, yani bu ölçüyü yarıya düşürebilirsiniz. İnanın tam kıvamında ve de çok beğeneceğiniz bir sütlaç. Tabii ki işlenmiş sütler yerine doğal süt kullanırsanız inanın sütlacınızın lezzeti bir o kadar daha güzel oluyor. Tabii pirincin kalitesi de, kullanmış olduğunuz pirincin kalitesi de önemli. Ben pirincimle sütümü buluşturduktan sonra bir yarım saat kadar haşladım. Yarım saat sonrasında şekerimi ilave ettim. İfade ettiğim gibi sizin kullanmış olduğunuz pirinç bu süreyi azaltabilir veya çoğaltabilir. O yüzden tamamıyla pirinçleriniz pamuk gibi yumuşak olana kadar sütünüzle birlikte pirinçlerinizi haşlamanız gerekiyor. Evet, bir 5 dakikada bu şekilde haşlayalım. Sütlacımı bir 5 dakika şeker ilavesinden sonra kaynattım. Bakın sütlacım hazır. Pirinçlerim pamuk gibi tane tane oldu. Ocağımın altını kapatacağım ve kaseler alacağım. Sütlacımızı kaselere alırken muhakkak karıştırarak alalım ki pirinçlerle sıvı kaselerimize aynı oranda gelsin. Dilerseniz sizler toprak kase de kullanabilirsiniz sütlacınızı servis etmek için. Ama ben porselen kaselere koymayı tercih ettim. Yeteri kadar da toprak kabım yok bu arada. Bu şekilde karıştıra karıştıra sütlacımızı bitene kadar kaselerimize koymaya devam edelim. Sütlaçlarımızı kaselerimize koyduk. Bakın benim bayağı birçok sütlacım çıktı. Kaselerim de biraz büyük. Sizin kaseleriniz küçük olursa çok daha sütlaç elde edebilirsiniz. Sütlaçlarımızı 1-2-3 saat kadar bekletelim. İyice soğumasını bekleyelim. Daha sonra sizlere sütlacımın son halini, kıvamını soğuduktan sonra daha iyi anlamanız adına göstereceğim. Sütlaçlarımı bir 3 saat kadar dinlendirdim. İyice soğudular. Bir kısmını buzdolabına koydum. Bir kısmını da buzdolabında koymadan beklettim. Şimdi sizlere hem buzdolabından çıktıktan sonra buzdolabına girmeden önce sütlaçlarımın kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle süslemesiyle başlayalım. Şöyle biraz tarçın dökeceğim. Dilerseniz sizler sade seviyorsanız sade de tüketebilirsiniz. Veya değişik fındık, fıstık, Hindistan cevizi veya çam fıstığı da serpip bu şekilde tüketebilirsiniz. Ben bugün biraz süsleme yapacağım. Şöyle biraz fındık koyacağım. Elinizde olan malzemelerle sütlaçlarınızı süsleyebilirsiniz. Şöyle bir miktar fıstık serpeceğim. Sütlaçlarımız servise hazır. Ben şöyle buzdolabına koymadığım sütlacımdan sizlere şöyle alıyorum. Bakın sütlacımın kıvamı buzdolabına girmeden önce. Tadına bakmak istiyorum. Gerçekten harika. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Denemenizi tavsiye ediyorum. Buzdolabından çıkarttığıma bakıyorum. Bu da bir saat falan bekledi. Çok fazla beklemedi. Bakar mısınız? Çok fazla bir fark yok. Ama tabii ki bir gün falan beklerse biraz daha katılaşabilir. Sütlaçlarımız servise hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.